Hamuru biraz az yaparsak olabilir. Öyle mi? O zaman sizi uğurlayalım. Biz böreği yapacaksınız herhalde. Peki. Peki yok, esprisiydi. Türkiye'de kültür belgeseli yapmanın en zor yanı, çok klasik olacak ama, nedir? Özellikle bir yani size en çok mesela ne zorladı? Yöresel bir takım şeyler vardır. Mutlaka kapalı devre, ön yargılar vardır. Kapalı devre bir yapı var. Bir kere eğer ben Laz olmasaydım çok daha büyük zorluklar çekerdim, bu kesin. Ama bir de yerel danışmanlarımız vardı. Yani Ardaşen'de Aytekin Hoca, Arhavi'de Eren Kesimal, Niyazi Bey, aynı şekilde Fındıklı'da Nurdoğan Bey, Yılmaz Bey. Bu insanlar bölgedeki kültüre ulaşmanızda bir anahtar rolü üstleniyor. Siz kendinizi doğru ifade ederseniz yanınıza gittiğiniz insanlar da o kadar rahat davranıyor. Mesela bizde makas çakma diye bir gelenek var. Ne makas? Makas çakma. Evlerin veya serenderlerin, ki serenderler Lazların soğuk hava depolarıdır, öyle diyelim. Evlerin veya serenderlerin çatısı çakıldığı zaman sadece çivi kullanılır. O ana kadar hep ahşaplar birbirine geçmedir ve bu yapıda makas çakmanın şöyle bir özelliği vardır. İşte olabildiğince gürültü çıkartır usta onu çakarken ve sonuç itibarıyla da çevredeki komşular, uzak köyler bilirler ki evet bu serender bitmek üzere. O zaman biz hediyelerimizi götürmeliyiz. Hediyeler genelde kumaştır ve bu giden kumaşlarda ustanın ücretine sağlanan artı değerlerdir. Yani o ev sahibine gelmez. O ustaya gider. Çünkü o dönemin gereklerine baktığınız zaman çok küçük rakamlarla işler yapılıyor. Ev sahibi de kimi zaman trok sistemi gibi, işte elinde ne varsa, peynir, tereyağı, biraz belki mısır, başka şey, buğday, arpa, bir şeyler veriyor. Bütün bu sistemin içinde komşuların da çorbada tuzu oluyor. Ve makas çakma dediğimiz, çatının etrafına bir düzenek kuruluyor. Gelen bütün kumaşlar asılıyor. Yani bir anda bir dilek ağacına dönüşüyor o ev. Etrafında salınan işte ipek kumaşlar. Şöyle de bir incelik var. Hemen ondan da bir dipnot vereyim. Eğer maddi durumunuz iyiyse ve bir ipek kumaş götürüyorsanız bunu açık, aleni bir şekilde yapamazsınız. Mutlaka saracaksınız, yeleğinizin altında görünmeyen bir biçimde götüreceksiniz. Çünkü aksi bir durum insanları gücendirebilir veya onları utandırabilir. Daha az maddi değeri olan bir hediye getirdikleri için kendilerini kötü hissedebilirler. Böyle küçük dipnotlar var. Lazların da unuttuğu bazı gelenekleri özellikle belgeselde işlemeye çalıştım. Jandarma dahil olmak üzere birçok insan bize yardımcı oldu. Jandarmayı niye örnek verdim? Sadece Karadeniz'e has bir alabalık, kırmızı pullu alabalık var. Biz o alabalığı LESA dediğimiz bir sistemle yakaladık ki normal şartlarda yasak. Zaten günde 3 taneden fazla alabalık dinamit tutamıyorsunuz. Bahçeli. Hayır, fındık çubuklarından şöyle bir sistem hazırlıyorsunuz. Derenin içinden ters geldiği için alabalık o sistemin içine düşüyor ve dışarı çıkamıyor. Bizim belgeselimizde yakalanma görüntüleri var. Elimizde de onları salıverdiğimizin görüntüsü var. Böyle bugüne kadar, yani son 50 yılda, son 30 yılda hiç uygulanmayan gelenekleri özellikle belgeselin içine serpiştirmeye çalıştık. Ve bütün bu süreçte de yaşlıların bize birikimlerini açmalarını sağlayan yerel danışmanlarla koordineli çalışmamız oldu ki yerel danışmanlarımızın bizden bir kuruş ayrı olmadı. Onu da ayrıca söyleyeyim. En ünlü ve en ünsüz Lazlar da var mı belgeselde? En ünlü Arhavili İsmail'den bahsediyoruz tabii. Cengiz Er var mı bizim müdürümüz? Hayır yok. Yok, eyvah. Eyvah. En ünlü Laz benim için Cengiz Er. Müdürüm benim. Peki. Funda Özgür Torun, elinize sağlık. Süremiz bu kadar. Ama kaç dakikalık bir belgesel oldu bu, siz 110 söyleyin. 110 dakikalık bir belgesel oldu. Karadeniz'de izletilecek oldu. Misiniz? Kent kent oluşacak. İzlenecek. Karadeniz'de de izlenecek. Çok büyük talep var. Dolayısıyla İstanbul'da ikinci bir gala yapılacak. Öncelikle DVD'lerin hazırlanmasını bekleyeceğiz. Çünkü birkaç küçük rötuş var. Bir de dipnot söylemek istiyorum. Ben bu belgeseli Karadeniz'de, sadece Lazlar değil, Doğu Karadeniz'de kanserden ölen herkese adadım. Çünkü Çernobil'in getirisiyle çok insanımızı kaybettik. Yani sadece Lazlar adına söylemiyorum. Doğu Karadeniz çok kan kaybetti.
Çok fazla acı var bu konuda ve yaşanmış. Maalesef araştırma yok. Değil mi? Evet, ve kaybedeceğiz. Veriler hep eksi yönde gidiyor. Hiç artıya dönük bir şey yok. Ve biz hala insanlardan işte ben de çay içiyorum. Bakın işte bu çay kimseye zarar vermezin hesabını ya da biraz radyasyon iyidir diyen yöneticilerimizin dönem... İsmini hatırlıyor musunuz? Tabii, Aral. Cahit Aral. Evet. Cahit Aral. Ve aynı şekilde Sayın Özal da radyoaktif çay daha lezzetlidir demişti. Bugün tekrar yanlış bir cümle söylememek için internet üzerinden tekrar araştırdım. Hani herhangi bir hata yapmayalım diye. Yok, benim meslekteki ilk yıllarında Cahit Aral. Evet. O yüzden sordum. Unutuldu mu diye. Yok, unutulmadı. Unutulmadı. Böyle bir acı unutulmaz. Yani biz unutmayacağız. Peki. Evet. Fonda Özgür Torun, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Burası Türkiye'nin Kesinsiz Haber Merkezi 24. İstanbul stüdyolarından karşınızdayız. Moderatör Gece Kuşağı kısa bir aranın ardından gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edecek.